Başta kafirlerden, sonra münafıklardan bahsediyor. Belki münafıklar, bu kadro, fi kulubihim marad, içlerinde, yüreklerinde hastalık olan bu adamlar, kafirlerden daha tehlikeli, daha büyük zararlar verdiler. Daha büyük yıkımlara imza attılar. Bu münafıkların her dönemde, her zamandaki yıkımları farklı farklıdır muhterem kardeşlerim. Her dönemde ayrı bir hileyle, ayrı bir stratejiyle ehli imanın karşısına çıkarlar. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard. Onlara Kur'an-ı Hakim diyor ki, yeryüzünde fitne çıkarmayın, fesat çıkarmayın. Oturuyorlar Medine'de Yahudilerle, Allah Resulü Aleyhisselam'ın düşmanlarıyla konuşuyorlar. İslam'ı Allah Resulü Aleyhisselam'ı nasıl engelleyebiliriz? Bunun planları içerisindeler. Sonra ashab-ı kiram efendilerimizden onların yanına, onların meclisine gelenlere aynı hileleri, aynı tuzakları anlatıyorlar. Kur'an-ı Hakim onlara diyor ki, La tufsidu fil arz, yeryüzünde fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın. Kalu innema nahnu muslihun. Hayır diyorlar. Biz ıslah ediyoruz. Biz yeryüzünü inşa ediyoruz. Biz yeryüzüne yeni bir hayat getiriyoruz. Yeni bir düşünce tarzı getiriyoruz. Neden bizden korkuyorsunuz? Bir asır önce, geçen asırda bu münafık hareketinin en büyük taarruzu Kur'an-ı Hakim'e karşı, en büyük saldırısı evvela mezheplerle başladılar. Dediler ki mezhep diye bir şey yok. Mısır'da başladılar, Hindistan'da başladılar. Büyük bir mezhepsizlik taarruzuyla Kur'an'a, İslam'a hücum ettiler, imana saldırdılar. Mısır uleması diyor ki, eyvah, şimdi imanı, İslam'ı kaybediyoruz. Nasıl kaybediyorlar? Bunların en etkili adamları var. Onların başında Afgani'nin talebesi Abduh gelir. Sünnet ve mezhep düşmanı olan bu adam. Hocasına mektup yazıyor, hocasına. Hocasına yazdığı bu mektupları Afgani'yi İran'da yakaladıkları zaman yanından hiç ayrılmadığı bir çantası var. Osmanlı askerleri alıyorlar Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin emriyle. Tarassud ediyorlar, bir karakola götürüyorlar. Sonra bu karakoldaki evrakları buluyorlar. O zaman Osmanlı'ya bağlı karakolda deftere işliyorlar. Neler var bu çantanın içinde? Afgani'nin el çantasında. Onları buluyorlar, kütüphaneye koyuyorlar. Sonra bunları birisi doktora çalışması yapıyor, onu da kullanıyor. Her bir mektubun içinde sureti var, belgesi var yani. Menhecul medrasetil akliyetil hadise fit tefsir. Yani tefsirdeki yenilikçi o hareketin, medresenin efendim yönteminden bahsediyor. Doktora çalışması. İçinde her bir mektup belgesi var. Gösterebilirim. Teker teker Allah'ın inayetiyle. Şimdi bu Abduh denen adam mezheplerin, sünnetin düşmanı olan bir adam. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard. Yahu bu milletin mezhebiyle, Ebu Hanife ile, İmam-ı Malik'le uğraşmayın. Bu millet ilmihali bilmiyor. Nasıl Kur'an'dan, nasıl sünnetten hüküm çıkaracak? Yapmayın, bu milletin diniyle uğraşmayın. Dendiği zaman diyorlar ki, sahih hadis yok ki kardeşim. Biz bu milletin dinini, imanını kurtarıyoruz, ıslah ediyoruz diyorlar. Abduh yazdığı mektubunda hocasına diyor ki, hocam ben şimdi tam da senin yolundayım. Tam da senin izinde yürüyorum. Hani sen diyordun ya, la takda ra'seddin illa bi seyfiddin. İslam'ın başını İslam'ın kılıcıyla keseceksin. Şimdi bu dinin kafasını dinin kılıcıyla kesiyorum. Alıyorum bu milletin karşısına çıkıyorum. Diyorum ki ey millet, siz ne diyorsunuz?
İşte şu hadislerin hepsi yalan. Bunların tamamı uydurma. Ebu Hanife dediğiniz adam haşa bu yalan uydurma hadislere dayanarak hükümlerini, içtihatlarını yaptı. Neden bu içtihatlara inanıyorsunuz? İnanmayın bunlara. Dinin kafasını dinin kılıcıyla kesiyorum. Tam da senin söylediklerini yapıyorum. Hepsinin belgesi var. O doktora çalışmasında o mektupları, el yazmaları hepsini bulmuşlar, basmışlar. Peki ne yaptı bunlar? Mezheplere saldırdılar. Bununla alakalı kitaplar bastılar. Hatip Bağdadi diye bir Şafii'ül mezhep alim var. Büyük bir muhaddistir. Usulü hadisle alakalı her alanda bu adamın kitabı var, bu alimin. Ama aynı zamanda taassup Ebu Hanife'ye karşı onun aklını, idrakini kör etmiş. Bir Ebu Hanife düşmanı haline gelmiş. Bu adamın yazdığı büyük bir kitap var. Tarih-u Medine-i Selam diye. Bendeki, bizim kütüphanedeki baskısı 18 cilt. Farklı ciltleri de var. Daha büyük hacimli çalışmışlar. Tahkik, tahriciyle daha genişletmişler. Farklı baskıları var yani. Bu kitabı Mısır'da basıyorlar. 11. cilde geliyorlar. 11. ciltte Bağdat'ı orada yaşayan alimleri anlatıyor. Ebu Hanife'ye geliyor. Yayıncının haberi yok. Ebu Hanife ile onun hayatının da içinde olduğu cildi basıyorlar. Mısır'da kıyamet kopuyor. Çünkü İslam dünyasının 2/3'ü Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh içtihatlarıyla amel ediyor. Kitabın Ebu Hanife ile alakalı bölümünün ilk 80 sayfasında rivayetler var. Haddetena fulan an fulan, bize falan o falandan o filandan rivayet etti. Sonra Ebu Hanife'den bahsediyor. Ebu Hanife ile alakalı görüşler var, içtihatlar var. Son 80 sayfaya geliyor ki Ebu Hanife münafıktır. Ebu Hanife fasıktır haşa. Ebu Hanife hadis bilmez. Ebu Hanife bir müptedi, talebe kadar peygamberin sözlerinden haberi yok. Kitap basılınca Mısır'da öğrencilerin, talebelerin ellerinde dolaşıyor. Bir tarafta Selefi rüzgar var, İngiliz işgali var. İnsanlar Ebu Hanife'den uzaklaşıyorlar. Hocalar duruyorlar ama ilimleri, irfanları yetmiyor bu Ebu Hanife düşmanlarına karşı. Çünkü kitabın içinde Ebu Hanife'ye karşı olan her bir ifadenin senedi var yani. Söylemiş adam. Her bir senette isim var, ravi var. Taik sahibine kadar gidiyor. Aradan kısa bir zaman geçiyor. Bu defa Hindistan'da, orası da İngiliz işgali altında. Orada da başka bir Ebu Hanife düşmanı var. İbni Ebi Şeybe, onun da musannefini basıyorlar. O da musannefinde diyor ki Ebu Hanife hadis bilmez. İşte şu hadislere muhalefet etmiştir. Mısır uleması diyor ki eyvah, mezhepleri kaybediyoruz. İyi kardeşlerim, bu kitapları basıyorlar şimdi Mısır'da. Hindistan'da basıyorlar. Ulema-i İslam her bir ifadenin senedi var. Cevap vermiyor, veriyorlarsa da talep ediyor ki hocam burada senet var. Mısırlılar diyor ki tam ehli sünnet İslam çöküyordu ki bir de baktık İstanbul'dan iki tane donanma geliyor. İstanbul'da yasaklanan iki tane büyük alim geliyor. Osmanlı evladı geliyor. Muhammed Zahid Kevseri Hazretleri geliyor. Bu topraklar onun adını bilmez. Hani Mustafa Sabri Efendi vefat edince Osmanlı'nın son Şeyhülislam'ı, ikisi birlikte gidiyorlar işte. Yani İstanbul'dan ayrılıp Mısır'a gidiyorlar. Orada daha sonra yerleşiyorlar. Vefat edince evinde bir kağıt buluyorlar. Kağıdın üzerinde şu ibareler var. Ümmet, ümmeti İslam açlık grevine giren Gandhi için ağlıyor. Gandhi'nin ekmeği var ama yemiyor. Bilmiyorlar ki onların Şeyhülislam'ı Mısır'da kimseden uzakta. Kimsenin haberi yok. Evinde ekmek bulamadığından açlıktan Rabbine, Allah'ına gidiyor. Ümmet Gandhi'ye ağlıyor ama Şeyhülislam'dan haberi yok. Onlar izzetlerini, imanlarını korudular. Kimseye gidip ellerini, avuçlarını açmadılar. Öyle yaşadılar. Kabri orada ikisinin de. Ziyaret ettim İmam Zahid Kevseri Hazretlerini. Mısır uleması bunlar geldiler.
İmam Zahid Kevseri Hazretleri oturdular. Hatip Bağdadi'nin bu kitabına karşı Te'nibul Hatibi yazdılar. Hatip Bağdadi'ye reddiye. O Ebu Hanife ile alakalı o fasıktır haşa. O münafıktır diye kullandığı ifadeler var. Teker teker o ifadelerde, metinlerde geçen ravileri buluyor cerh ve tadil kitaplarında. Onların kezzap, onların yalancı olduğunu yine kitaplardan tespit ediyor. Belki bu asrın en önemli kitabını yazıyor ki Hanefi mezhebine karşı olan o saldırının önüne geçiyor. Sonra oturuyor İbni Ebi Şeybe'ye karşı En Nuketut Tarife'yi yazıyor. Bunlar alim ulema kitabı. O mezheplere olan tasalludun önüne geçiyor, saldırının önüne geçiyor elhamdülillah.